Biz insanlar karada yaşayan canlılarız. Eğer suyun içinde çok fazla kalırsak boğuluruz. Eğer atmosfere doğru 10 kilometre yukarı fırlatılırsak da ya donarız ya da havasız kalırız. Bu tarz ortamlarda hayatta kalabilmek için özel inşa edilmiş araçlarda olmamız gerekiyor. Mesela şu an Seul Kulesi'ne tırmanmak için e, içinde olduğum bu araç gibi ama tabii bunun daha havalısı, daha çok denizaltı, uçak, hatta uzay aracı gibi şeyler. Pek çok canlı bizden daha çok dayanıklı. Bazı mikroorganizmalar ve göçmen kuşlar uluslararası jetlerin geçtiği yüksekliklerde ve dondurucu havada geçici bir sürede olsa yaşayabiliyorlar. Okyanuslar dünyada ilk hayat belirtilerinin ortaya çıkmasından itibaren canlıların yaşam alanı oldu. Günümüzde ispermeçet balinaları denizin altında 2 kilometre derinliğe kadar dalabiliyorlar. Ancak deniz yüzeyinin 10 kilometre altında çok daha ilginç canlılar da var. Bazıları ölü balinaların artıklarıyla kendilerine ziyafet çekiyor. Bazıları ise derin denizlerdeki okyanus deliklerinden çıkan kimyasal maddeleri ve kaynayan suları kullanıyor. Ayağımızın altındaki toprak da çeşitli organizmalarla dolu. Bunlardan bazılarının toprağın altında 6 ya da 7 kilometre derinlikte yaşayabildiklerini biliyoruz. Yine de canlıların çoğu yeryüzü civarındaki biyosfer denilen ince bir katmanın içinde yaşıyorlar. Burası yeryüzünün yaşama elverişli olan bölgesi. Bu son derece ince ve kırılgan bir tabaka. Ayrıca heyecanlı ve bazen de tehlikeli bir geçmişe sahip. Görünüşe göre canlılar son derece tehlikeye açık ve aslında tüm biyosfer ani değişikliklerden zarar görebilir. Bazen bu tarz değişiklikler dünya üzerindeki türlerin neredeyse %50'sinin ölmesine, pek çok canlının da soyunun tükenmesine neden oldu. 2 ila 3 milyar yıl önce fotosentez yapan canlılar okyanuslarda ve atmosferdeki oksijen oranını arttırmaya başladılar. O dönemde oksijen pek çok organizma için zehirliydi. Bu nedenle canlılar büyük bir oranda yok oldular. Bu olayı oksijen soykırımı olarak anıyoruz. Ancak fosil buluntular sadece son 600 milyon yılda kitlesel olarak soyların tükenmesine neden olan 5 olay olduğunu gösteriyor. Bunların arasından en kötüleri kesinlikle Permian olayıydı. Bu dönemde 250 milyon yıl kadar önce yaklaşık 10 milyon yıl arayla meydana gelen iki ayrı facia sonrasında dünya üzerindeki canlıların neredeyse %96'sı yok olmuştu. Yani yeryüzündeki yaşamın sona ermesine ramak kalmıştı. Şimdi sorumuz şu, Biyosferin tarihine yön veren ana etkenler ne olabilir? Görünen o ki astronomik, jeolojik ve biyolojik etkenlerin tümü biyosferin geçmişinde rol oynamış olabilir. Peki hangi astronomik etkenler biyosferin geçmişini etkilemiş olabilir? Bunların belki de en önemlisi dünya ve güneş arasındaki ilişkiydi. Güneş dünyadaki tüm canlılar için enerji ve ışık kaynağıdır. Sert ısı dalgalanmalarını önlemek için yaşanabilir bir gezegenin nispeten sabit bir yörüngesinin olması gerekir. Aslında dünyanın yörüngesi sürekli değişiyor. Bu durum kısmen yörüngenin şeklindeki değişikliklerden, kısmen de döngü eksenindeki değişikliklerden kaynaklanıyor. Bu değişiklikler, bu olayları ilk inceleyen bilim insanının adından dolayı Milankovic döngüsü olarak biliniyor. Bunun anlamı şu, dünyanın yüzeyindeki sıcaklık sürekli olarak değişiyor. Ancak neyse ki bu değişimler gezegenimizi yaşanmayacak hale getirecek ya da biyosferi etkileyecek boyutta değiller. Ayrıca bir gezegenin dönme hızı da önemli. Eğer çok yavaş dönerse, bir taraf yanarken diğer taraf donar. Gezegenin boyutu da önemli bir faktör. Eğer bir gezegen çok küçükse, yeteri kadar yer çekimi kuvveti olmayacağından üzerinde yeteri kadar atmosferi tutamaz. Eğer çok büyükse de üzerinde çok büyük bir atmosfer tutacağından güneş ışıkları yüzeye ulaşamaz. Tabii bir de Tüm bu koşulların milyarlarca yıl boyunca sabit kalması gerekiyor. Aksi halde bu, prokaryotlar açısından son derece zengin olup, herhangi bir karmaşık yaşam formu ortaya çıkmadan canlıları yok olan bir gezegen olur. Aslında muhtemelen Mars'ın başına gelen de bu. Asteroidler de atmosfer üzerinde büyük bir etki yapabilirler. Walter Alvarez, 65 milyon yıl önce dinozorların kitlesel yok oluşuna sebep olan şeyin günümüz Meksika kıyılarına düşen 12 kilometre genişliğindeki bir asteroid olduğunu gösterdi. Bunun sonucu bir nükleer savaştan farksız olmalı. Bu olay devasa bir toz bulutu meydana getirerek güneş ışığını bloke etmiş, muhtemelen birkaç yıl boyunca fotosentez ve besin üretimini engellemiştir. Dinozorlar bu konuda özellikle korumasızdılar. Çünkü çok büyük olduklarından çok fazla besine ihtiyaç duyuyorlardı ve ayrıca çok yavaş üreyebiliyorlardı. O yüzden bu durum dinozorlar için çok kötü oldu. Fakat memeli atalarımız için de iyi oldu. Çünkü böylece dinozor olmayan bir dünyada rahatça geliştiler. Şimdi bir memeli olarak şunu düşünün. Eğer o asteroitin yörüngesi yarım saat geride ya da yarım saat ileride olsaydı, dünyayı pas geçebilirdi ve dinozorlar hala hayatta olurdu. Ancak siz ve ben burada olmayabilirdik, değil mi? Fakat eğer o asteroit daha büyük olsaydı, dünyadaki tüm yaşamı bitirebilirdi. Peki jeolojik etkenler biyosferin geçmişini nasıl etkilemiştir? Periyodik olarak tektonik levhaların büyük hareketlerinin büyük yanardağ patlamalarına neden olduğu biliniyor. Bu da ciddi miktarda metan ve karbondioksit gibi sera gazlarının atmosfere karışmasına ve atmosferik oksijen oranının azalmasına neden olmuştur. Bunun sonucu ani hatta biraz da korkunç bir küresel ısınma olurdu. 250 milyon yıl önce pek çok türün yok olmasına neden olan Permiyen olayı işte böyle bir değişiklik sonucu gerçekleşmiş olabilir. Kıtaların yerleşim düzenleri de küresel iklim ve dünyadaki canlıların geçmişi konusunda büyük bir fark yaratmış olabilir. Örneğin bugün büyük bir kıta olan Antarktika'nın Güney Kutbu üzerinde oluşu geçmişte Güneyde bulunan büyük buzul örtüsünün varlığını açıklıyor. Kuzeydeki kıtaların yerleşimi ise sıcak tropik akıntıların Kuzey Kutbu'na ulaşmasını engelliyor. Hepsini birden düşününce bu yerleşim düzenleri bugün neden bir buz çağı döneminde yaşadığımızı açıklıyor. Ancak nadiren de olsa mesela kar topu dünya olarak adlandırılan dönemde küresel sıcaklık bundan çok daha düşük seviyelere indi. Bu olaylar esnasında kilometrelerce kalınlığa ulaşan buzullar dünya yüzeyinin çoğunu kapladı ve biyosferin varlığını tehdit etmeye başladı. Görünüşe göre bunun muhtemel nedenlerinden biri de kıtaların yerleşimiydi. Çünkü kıtaların yerleşimi çok fazla yağmur yağmasına neden olarak atmosferden yüksek miktarda karbondioksit emilmesine ve küresel ısıda ani ve keskin düşüşlere yol açmıştı. Bu kar topu dünya olaylarının sonuncusu belki 500 milyon yıldan biraz fazla önce gerçekleşti. Ve bu olay Kambriyen patlaması diye bilinen dünya üzerindeki yaşamın aniden çoğalmasını ve çeşitlenmesini açıklayabilir. Peki yaşamın kendisi biyosferi nasıl etkiledi? Bu etkilerden biri atmosferi değiştirmesi oldu. İlk fotosentez yapan canlıların atmosfere oksijen saldıklarını ve büyük miktarda da karbondioksiti atmosferden çektiklerini daha önce söylemiştik. Bunu yaparak oksijen soykırımına yol açmışlar ve pek çok ilk türün yok olmasına neden olmuşlardı. Aynı zamanda ökaryotların yani atalarımızın da gelişerek evrim geçirmesi mümkün hale geldi. Bazı türler atmosferden karbon alımı yaparak bir kabuk oluştururlar. Bunlar öldüklerinde o okyanusun dibine çökerler ve milyonlarca yıl boyunca bu karbonu kireç taşı ve kalker gibi tortul kayalardan oluşan büyük levhalara gömerler. Eğer büyüteçte doğal bir kalker parçasına bakarsanız bu organizmalardan bazılarını görebilirsiniz. Bu sayede minik canlılar tamamen yeni bir jeolojik katman yaratarak jeolojik yapıyı dönüştürüyorlar. Karbonu toprağa gömen başka canlılar da var ve bugün biz insanlar bu kalıntıları kömür, petrol, ve doğalgaz yani fosil yakıtlar olarak tekrar yeryüzüne çıkartıyoruz. Bunları yaktığımızda da karbondioksiti inanılmaz bir hızla atmosfere geri gönderiyoruz. Biyosferin narin ve küçük olduğunu biliyoruz. Ayrıca bir dizi astronomik, jeolojik ve biyolojik etkenden dolayı sürekli bir kuşatma altında olduğunu da biliyoruz. Yet Yine de şimdiye kadar Aman tahtalara vurun pek çok türün soyu tükenmesine rağmen dünyada yaşam yaklaşık 4 milyar yıldan beri kesintisiz devam ediyor. Ancak biyosferin gelecekte nasıl değişeceğini bilmiyoruz ve özellikle de bizim türümüzün yani Homo sapiens'in bu hikayede nasıl bir rol oynayacağını da bilmiyoruz.